İstanbul Havalimanı'nın eski konumunda kaldığı takdirde insanların üzerine serpinti şeklinde yağan uçak yakıtları ve karbondioksit ile ilgili hususların sağlığa zararları ile ilgili Türk Tabipler Birliği'nin ağzından tek kelime duyamazsınız. Duyamazsın. Neden? Neden duyamazsınız? Çünkü aslında o konuyu da konuşabiliriz. Yani Türk Evet. Tabipler Birliği üzerinden inanılmaz provokasyonlara Çok şahitlik çok çok ediyoruz. acayip. Öncelikli olarak en son söylememiz gereken en başta söyleyelim. Söyleyelim. Bu Hekimlerimiz. ülkede hekimlerimiz son derece kıymetlidir. Maaşları fazla gelir, az gelir. Bunlarla ilgili birçok tartışma 80 yıldır bu ülkede yapılır, bundan sonra da yapılır. Bu ayrı bir konudur. Fakat doktorlarımız bizim için son derece değerlidir ve hepimizin ailesinde bir sağlık çalışanı hayatımıza dokunacak şekilde vardır. İşte hemşiredir, sağlık hizmetleri veren bir sektördedir, teknisyendir, röntgen çeker bilmem. Hepimizin hayatında sağlık çalışanları tıpkı milli eğitimde çalışan öğretmenlerimiz gibi hayatımızın bir aşamasında işte eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, kardeşimiz, yeğenimiz mutlaka bu Dayımız, içindedir. İçindedir. Şimdi bu şeyden baktığımızda bu amcamız. konuşmanın sonunda hiç kimse lafı eğip büküp de bizim doktorlarla ilgili bir art niyet konuşması yaptığımızı beyan etmesin. Öncelikli olarak bunu koyalım. Ama Türkiye'de özellikle son 2-3 aydan bu yana ama hasaten de son 1 aydan bu yana doktorlar üzerinden tabiplerimizle, sağlık çalışanlarımızla halkı karşı karşıya getirmeye çalışan bir takım provokasyonları çok net bir şekilde görüyoruz. İşte en son bir uzman çavuşumuzun apandisitle ilgili sıkıntısı sonrasında yansıyan görüntüler ve bu görüntüler noktasında yapılan paylaşımlar toplum ile sağlık çalışanlarını adeta karşı karşıya getirebilecek kıvılcımla adeta baruthanede gezercesine bir hal ve bir nitelik aldı. Hastanelerde doktorlara şiddet olduğunda nasıl burada çıkıp konuştuğumuzu biliyoruz. Ama hastanede doktorun şiddetine uğradığında ve bir kameranın kaydıyla da bu bir şekilde Belgelendiğinde. ortaya çıktığında profesör lakaplı bir hekim devlet aklınca intikam alıyor, bilgi sızdırıyor. Hakikat ve hakikatin ışığı sadece yarasaları rahatsız eder Turgay Güler. Eğer orada suçlu olan ister asker olsun, ister mühendis olsun, ister işsiz olsun, ister İster emekli imam olsun, olsun, ister imam ister olsun, ne doktor olsun. olursa olsun suçlu kimse ortaya çıksın. Eğer ki onlar tutup doktora bir darp işleminde bulundularsa ki bununla ilgili yasal düzenlemeler falan da gündeme geldi biliyorsunuz. Hatta geçti. Geçti. Biz o konunun da arkasında duruyoruz zaten. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Sizin sıkıntınız ne olabilir ki? Ortaya kameraların bir şekilde ortaya dökülmesiyle birlikte gerçek ortaya çıktığında neden bu kadar rahatsız oluyorsunuz? Bakın şu mesaj, ben atanın da kimliğini gizledim hani şey olmasın diye, bir hekim tarafından paylaşılıyor. Hekim olduğunu iddia eden biri. İddia eden bir kişiler. Ben öyle Verelim. Hipokrat'ın da falan da değilim. Yani insan olanın paylaşmayacağı bir şey. Bir numaralı fotoğrafı verebilir miyiz? Ne diyor? Uzman çavuş bozuntusunu ameliyata alan genel cerraha kızmıştım. Ama müptezel yani uzman çavuş tekrar fenalaşmış. Bu sefer de Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış. Genel cerrahım gözlerinden öpüyorum. Anladın sen onu. Mudanya hasta size emanet. Uğurlama töreni bekliyoruz. Öldürün oradan sağ Sağ çıkmasın. çıkmasını uğurlayın diyor. Bak bu tekil bir hadise. Bu tabii tabii. Bunu Tabii. söyle. Aşağıdaki de Hepsini Bursa İl söylüyoruz. Sağlık Bu Müdürlüğü Mudanya Devlet söylediklerimizin Hastanesi'nin konuyla hiç hiç alakası yok. alaka. Bunların hepsi tekil. O yüzden en son söyleyeceğimizi en başta Bana söyledik. Ankara'dan bak bunu eleştirdiğim için bana Ankara'da yani detay vermeyeyim. Birisi doktor sıfatı taşıyan birisi yani şeyine falan da baktım. Elimize düşersin anlamına gelebilecek tweet Ya şimdi elimize düşersin o şimdi zaman bak. bak çöp toplayan kardeşlerimiz var değil mi? Elimize düşersin çöpünü almam. İtfaiye, Elime düştün hadi bakalım. senin evini söndürmem Ya sen da silahlı kuvvetler mensubu elime düştün hadi o yahut zaman Yunan polis seni yahut süngülesin. polis evinde hırsız var. Sen falanca Bu ideolojidensin. Bana ne kardeş? Böyle bak. olur mu ya? Şimdi bir şey söyleyeyim. Bu yeri geldi. Çok çok güzel bir şeye değindin. Bakın bu ülkede
kutuplaşma, ötekileştirme maalesef çok acayip noktalara geldi. Biz özümüzde böyle bir millet değiliz. Değildik. Bunu bu millete reva gören, bu milleti böylesine kışkırtan siyasi irade Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetimidir. Bak, açıkça söyleyeyim. Evet, eyvallah. Yani çıkıp memurlara ayrı, öğretmene ayrı, tabii, doktora ayrı, oy veriyorsanız siz adam değilsiniz, oy veriyorsanız siz... Bu bir. İkincisi, %52 ile bu millet tarafından seçilmiş bir partiye ve onun seçmenine ve onun teşkilatlarına. Evet. Göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı adam, ağzı çorba kokan adam, bilmem makarnacı, şucu bucu diye yaftalayan, onları aşağılayan sizsiniz. Ve bugün bu ülkenin okullarında, üniversitelerinde, çeşitli kurumlarında, kuruluşlarında, özel sektöründe eğer bir kişi Erdoğan lehine bir cümle kurarsa arkadaşları tarafından lince, dışlanmaya tabi tutuluyor. Doğru. Edilmedik hakaret kalmıyor. Ve bugün bu ülkede bunlar yaşanıyor. Benim bu bahsettiğim bu dönemin önceki dönemde bu ülkede böyle şeyler olmazdı. Bu millet hepimizin ya benim tabii ki. Atıyorum. Tabii ki. Alt kat komşum falanca partili, yan komşum bilmem falan böyle ideolojiye sahip. Öbürü Alevi, öbürü Sünni, öbürü bir başka şey. Öbürü Malatyalı, tabii, öbürü Rizeli. Tabii. Biri bilmem ki. Ya biz bir arada kardeşçe ve hukukumuzu gözeterek büyüdük, yaşadık. Ve bunun bundan sonra da böyle olması lazım. Ama gerginliklerden medet umup şu hadisede düşünebiliyor musunuz? Bir sözüm ona doktor. Bakın, bu stüdyoda doktorlar konusundaki hassasiyetimizi yayınlarımızı takip edenler çok iyi bilirler. Hatta mesela şiddet olaylarında buradan nasıl tepki koyduğumuzu, Tabii. canhıraç bağırdığımızı, sesimizi yükselttiğimizi ve yine de koyarız. Herkes biliyor. Bu stüdyodan pandemi döneminde sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu ya, hakları ödenmez ya. Vallahi hakları ödenmez. Biz burada öve öve bitiremedik. Ve bitiremeyiz. Bu süreçte onların yaptıkları bir ömür unutulmayacaktır. Çanakkale'de bir benzeri askerlerimiz tarafından yapılmıştı. Pandemi döneminde bir benzeri sağlık çalışanlarımız çok tarafından yapıldı. Çok güzel özet, çok güzel. Şimdi bunları ne olur bir köşeye koyun. Sağlık çalışanlarının sorunları, her sektörün çalışanının sorunu olduğu gibi onların da var. Allah onların da gönüllerine göre versin. Eleştiri de yapılabilir. Eleştiri yapılır. İtiraz edilir. Bunlar başka bir şey. Örgütlenilebilir. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ama şöyle bir mesaj yayınlanamaz. Ama biz şunu biliyoruz. Bu ülkenin Tabipler Odası PKK terör örgütünü öven, savunan paylaşımlar, açıklamalar. Bunlarla anılıyor. Bir kişi uzman çavuştu değil mi? Evet. Uzman çavuşa işte orada saldırıyor ve gidiyor, bana saldırdılar diye rapor alıyor. Sonra Evran'a saldırdım diyor. Kamera kayıtları çıkınca efendim? Sonra Evran'a saldırdım, ona saldırmadım. Sana da kimse saldırmamış. Kimse kimseye saldırmasın. Kimse bir şey olmasın falan. Şimdi bu ülkenin kurumlar arasında çatışma çıkarma gayretini buradan görüyoruz. Bir de kitlesi güçlü olan kurumlar üzerinden yapılıyor. Evet. Mesela öğretmenler, mesela doktorlar. Çünkü evet, bunlar seçimlerde eğer hükümet aleyhine kanalize edilebilirse bunu bir kazanım olarak görüyor. Tabii. Dolayısıyla da doktorlar ile
halkı, doktorlarla hükümeti, sağlık çalışanlarıyla hükümeti, öğretmenlerle hükümeti, polislerle hükümeti karşı karşıya getirecek şeyler çok büyük zarar verir. Evet. Yani buradan elde edeceğiniz, elde etmeyi düşündüğünüz bir seçim başarısıysa yerin dibine batsın o seçim galibiyetiniz. Tabii. Çünkü fay hatları bak harekete geçerse bu ülke başkalarının istediği, arzu ettiği gibi olur. Çok güzel. O zaman yaşadık bunları geçmişte. O zaman siz demir yolu yapmaya kalktığınızda, hızlı tren yapmaya kalktığınızda hızlı trenin geçeceği güzergahta insanlar birbirlerini katleder. Şöyle söylerler. Taksim Dayanışma Platformu gibi bir platform gelir. Evet. İstanbul Havalimanı'nı iptal edin. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü iptal edin diye size kerameti kendinden menkul bir takım adamlar bir şeyleri dikte etmeye başlarlar. Dolayısıyla böyle zamanlarda doktoru, polisi, uzman çavuşu, sivil vatandaşı, öğretmeni, aşçısı, gazetecisi bilmem nesi, herkesin kullandığı dile, ortaya koyduğu tavra çok ama çok özen göstermesi kesinlikle gerekiyor. Kılı kırk yarıp bir cümle kurması gerekiyor ki senin de benim de bu mevzuya ilişkin yorum yapmadan önce 50 tane parantez açtığımız gibi. 50 tane parantez açtığımız gibi. Bu tür meselelerde şuna bakılır. Birisi elini buralara daldırmış ve tahrik ediyor. Birileri elini içimize sokmuş. Orada öğretmenlere, orada polise, orada bilmem kime, orada... Şimdi diyor ki Kemal Bey, ey öğretmenler size sesleniyorum, ey çiftçiler size sesleniyorum, ey bilmem kimse, eğer AK Parti oyu veriyorsan siz adam değilsiniz. Bir dakika ya. Böyle bir şey var mı ya? İnsanların siyasi iradelerine ipotek koyma hangi demokrasilerde var? Tabii. Bunun az ilerisi oy verilmeyecek bir parti, oy verenin de adam sayılmadığı bir parti bu ülkenin %52'sini, 50'sini, 49'unu ne dersen yok saymak, aşağılamak demektir. Bana oy verenler muteber, bana oy vermeyenler adam değil. Böyle bir zihniyet olamaz. Kimden gelirse gelsin. Tabii ve buna hiç kimse ses çıkarmadı. Yani kendisine müzahir gazetecisinden, şusundan, busundan bahsediyorum. Doğru. Yine kendisine müzahir gazeteciler, şunlar bunlar bidon kafalı diye yazdı. Ya. Göbeğini kaşıyan diye yazdı. Makarnacı. Ağzı çorba kokan kömürcü diye yazdı. Makarnacı diye yazdı. Ama şimdi aynı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı makarna dağıtıyor. Makarna dağıtsayı ne dağıttığını söyleme, terbiyeme söyleme, tamam. Eyvallah. Şimdi iyi de bu ihtiyaçsa o da dağıtsın. Yani ben anladım. Hayır ama eleştiri noktam ne? Tabii. Siz makarna dağıtıldığı zaman makarnacı diyordunuz. Evet. Şimdi bu buralara bir dur demek lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.